Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır şöbiye tatlısı tarifim olacak. 2-3 tane ufak püf noktasına uyduğunuz takdirde gerçekten çıtır çıtır şahane tatlılarınız olacaktır. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. 2 su bardağı toz şekeri derin bir tencereye alıyorum. Üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Küçük bir parça limonum var. Şöyle şerbetimin içine sıkıyorum ve geri kalanını şerbetin içine atıyorum. Ve artık ocağımın altını açıyorum. Şeker eriyene kadar iyice karıştırıyorum şerbeti. Daha sonra kaynamaya bırakıyorum orta ateşte. Şerbetim kaynamaya başladı ve artık ocağımın altını kısıyorum. 20 dakika kadar daha kaynatmaya devam edeceğim orta ateşte. Daha sonra şerbetimin altını kapatıyorum. Tatlımızı hazırlamadan önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Çünkü oda sıcaklığına gelmesi lazım. Oda sıcaklığındayken tatlımızın üzerine dökeceğimiz için öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetim oldu, gördüğünüz gibi 20 dakika kaynattım. Ve artık ocağın altını kapattım. İstediğim kıvam bu. Ve artık soğumaya bırakıyorum oda ısısına gelinceye dek. İrmikli kaymağımızı hazırlamaya başlayalım. 1 su bardağı sütümü küçük bir tavaya alıyorum. Üzerine 2,5 yemek kaşığı irmik ekliyorum. Kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum kaymağımı. İrmikli kaymak gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ocağımın altını kısıp birazcık daha pişmesini sağlıyorum. 2 dakika kadar daha pişirdim irmikli kaymağımı ve artık ocağımın altını kapatıyorum. Soğuması için kenara alıyorum. Soğuk kullanmamız gerekecek çünkü. O yüzden önce şerbetimizi ve kaymaklı irmiğimizi yaptık. Ara ara karıştırarak kabuk tutmasını da engelliyoruz. Soğuyana kadar ara ara karıştıralım lütfen. 100 gram tereyağımı bir tavanın içerisine aldım ve eritmeye başlıyorum. Üzerine çıkan o köpükleri alacağım. Bu işlemi asla ihmal etmeyin. Çünkü tatlınıza hem hoş bir tat vermeyecektir, hem de görüntü itibariyle yanık bir görüntü olacaktır. Mutlaka bu işlemi atlamayın. Tereyağım iyice eridi ve üzerinde oluşan bu beyaz köpükleri alıyorum. Tereyağın üstünde oluşan beyaz köpükleri aldım ve şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Yağ karışımımız tamamdır. 2 tane baklavalık yufkamı masamın üzerine serdim. Ve üzerine tereyağımdan dolandırıyorum. Bu işlemi çok hızlı yapmaya özen gösterin. Çünkü baklavalık yufka çok hızlı kuruyan, yani acele etmeniz gereken yufkalardan bir tanesi. Şöyle hızlıca 2 kat yufkamın üzerine her yerine gelecek şekilde tereyağlı karışımından sürüyorum. Her 2 yufkada bir tereyağlı karışımdan sürüyorum. İkişer yufka koyup üzerine tereyağlı karışım ilave edeceğim. İki kat yufka daha seriyorum. Tam üzerine gelecek şekilde dikkatli ve hızlı oluyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum ve tekrar tereyağlı karışımından sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde tüm katlar bitene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Özellikle kenarlara gelmesine özen gösterin. Kuru olmasın tatlımız, çıtır çıtır olsun. Son kata tereyağı sürmüyoruz ve artık şöyle 3 parmak genişliğinde kesmeye başlıyorum. Eğer bir mutfak cetveliniz varsa
Bu işlem çok daha kolay olacaktır sizin için. Şöyle kareler elde ediyorum. Mümkün olduğunca düz bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Buradan kesip kare şeklini veriyorum artık tatlıma. Yine hızlı bir şekilde irmikli kaymağımdan tatlılarıma koyuyorum. Şöyle birer çay kaşığı şeklinde. Üzerlerine birer çay kaşığı kadar ceviz koyuyorum. İsterseniz fıstık veya başka bir şey de koyabilirsiniz evinizde olan. Nasıl arzu edebilirsiniz, fındık, fıstık vesaire. Ben cevizli yapıyorum. Çok fazla ceviz de koymayın. Taşma yapabilir çünkü içerisinde. Ve artık şöbiyetlerimi dikkatli bir şekilde katlamaya başlıyorum. Bu şekilde uç noktasını bastırıyorum. Açılmasını engellemek için. Bakın. Bu şekilde olması gerekiyor tatlılarımızın. Bütün baklavalık yufkalarımı aynı işlemi uyguluyorum. Uç noktasına bastırıyorum. Ve kenara alıyorum. Tepsiye dizmek üzere. Bu şekilde uç noktasından bastırıyorum ve dikkatlice alıyorum. Tüm yufkalarıma aynı işlemi uyguluyorum ve tatlımı bitiriyorum artık. Ve artık tatlılarımı fırın tepsime yerleştiriyorum. Dikkatli bir şekilde uç kısımları şöyle görmüş olduğunuz gibi biri diğerinin üstüne gelecek ki açılma olmasın. Dikkatlice yerleştiriyorum. Tüm şöbiyetlerimi bu şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Yine bir yumurta fırçası yardımıyla kalan tereyağın tamamını tatlımın üzerine sürüyorum. Tatlım bitti. Gerçekten bu haliyle bile şahane görünüyor. Hemen sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında şimdi tatlımı kontrollü olarak pişiriyorum. Çok yüksek ısıda pişirmeyelim lütfen. Ve baklava hamuru olduğu için çok kısa sürede pişebilir. Kontrollü olarak pişirmeye gönderelim. Tatlımı fırından çıkaralı 5 dakika oldu ve oda ısısındaki şerbetimi hiç beklemeden hemen tatlılarımın üzerine döküyorum. Her yerine eşit olacak şekilde şerbetini veriyorum tatlımı. Buradaki püf noktası tatlınız fırından çıkalı 5 dakika olmuş olması gerekiyor. Çok fazla bekletmeyin. Ve şerbetinizin de kesinlikle oda ısısında olması gerekiyor. Ne sıcak ne soğuk olması gerekiyor. Tatlımı şerbetine döktüm ve artık şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyorum.
Tatlımı yeteri kadar dinlendirdim. Artık süsleme zamanı. Ben toz fıstıkla süslüyorum. Cevizle vesaire süsleyebilirsiniz evinizde olan malzemelerle. Tek kelimeyle mükemmel oldu. Hem kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz hem de çıtır çıtır şahane bir tatlı lezzeti oluyor. Özellikle bayram yaklaşıyorken el açması tatlı yapmaktan korkanlar için büyük kurtarıcı bence. O yüzden mutlaka deneyin derim. Sizlere tekrar şöbiyetlerimi şöyle yakından da göstermek istiyorum. Katlarının mükemmelliğine bakar mısınız? Tek kelimeyle şahane oldu gerçekten. Sizler de mutlaka evlerinizde deneyin. İlk defa yapsanız dahi kesinlikle kusursuz olacaktır. Püf noktalarına uymayı ihmal etmezseniz şahane tatlılarınız olacaktır. Hemen sizlere biraz sonra çıtırtısını da göstermek istiyorum. Bakar mısınız katlarına? En sevdiğim kısma geldik, tadım testi. Sizlere çıtırtısını göstermek için sabırsızlanıyorum. Bakalım şöbiyet tatlım nasıl olmuş? Bugün sizlerle birlikte çıtır çıtır şöbiyet tatlısı hazırladık. Tekrar sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu şahane lezzeti eğer denerseniz mutlaka yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.